Merhaba sevgili izleyiciler, Geniş TV ekranlarından Londra Haber Magazin programından herkese merhaba. Yepyeni konularla yine karşınızdayız ve bugün sizlere Merkür'den bahsetmek istiyorum. Merkür gerilemesi var yine, çok önemli. Üçüncü kez gerileyecek bu sene ve Merkür gerilemeleri bizim için çok önemli. Neden önemli? Kontratlarla ilgili, iletişimle ilgili, nakliye ile ilgili, alım satım ticaretle ilgili, düşüncelerle, fikirlerle ilgili, kontratlar, sözleşmeler demiştim bununla ilgili ve sizin de yapacağınız tüm girişimlerde, bu anlamda yapacağınız tüm girişimlerde dikkatli olmanızda fayda var. 4 ve 10 Ekim tarihleri arasında Merkür Akrep Burcu'nda gerileyecek ve 10 Ekim ve 25 Ekim tarihleri arasında da Terazi Burcu'nda gerileyecek. Akrepler ve teraziler kendilerine daha fazla dikkat ediyorlar. Kendilerini ifade ederken iletişimde oldukları süre içerisinde sorunlar yaşayabilirler. Bu süre içerisinde 4 Ekim ve 25 Ekim tarihleri arasında çok fazla yeni girişimde bulunmamakta fayda var. İmaj değişikliği yapmamakta fayda var. Yine operasyonlarla ilgili, ufak tefek estetik operasyonlarla ilgili özellikle akrepler ve teraziler dikkat etsinler. Çok fazla yeni girişimde bulunmasınlar. Daha çok daha önceleri başlatmış oldukları işler varsa onları bitirmek açısından uygundur Merkür gerilemeleri. Zaten gezegenin gerilemesi demek enerjinin daha çok içsel olarak çalıştığı anlamına geliyor. Bir şeyleri anons etmek için, yeni fikirler ürettiyseniz bu süre içerisinde anons etmek için 25 Ekim tarihini tercih edebilirsiniz. 25 Ekim'den sonra gerçekleştirmek istediğiniz yeni fikirlerinizi ortaya koyabilirsiniz ve anons da edebilirsiniz. Zihinsel dalgınlık ve unutkanlıkla ilgili olduğu için bu süre içerisinde kendinizi daha fazla dalgın hissedebilirsiniz ve unutkan olabilirsiniz. Dolayısıyla kontrat imzalamayın diyoruz. Çünkü kontratlı maddeleri okurken yanlışlıklar oluşabilir. Dolayısıyla mecbursanız bir şeyleri imza atmanız gerekiyorsa birkaç kişiye, yetkililerden de yardım almakta ve birkaç kişilere de okutmakta fayda var. Bu süre içerisinde karmaşa, dedikodu, yalan haberler gündeme gelebilir. İletişim, düşünce, fikirlerle ilintili olduğu için dediğim gibi bu alanlara dikkat ediyorsunuz. Çok fazla girişimde bulunmuyorsunuz. Daha önceleri çok fazla önemsemediğiniz konular daha fazla belirginleşebilir. Daha çabuk kavga edebilirsiniz. Yine elektrikli eşya almamaya dikkat ediyorsunuz. Kompütörlerde sorunlar oluşabileceği için kopyalamakta fayda var önemli bilgileri. Ve yine araba alırken dikkat edin, çok fazla araba almamaya, elektrikli eşya almamaya dikkat ediyorsunuz. Yine beyaz eşyalarda da sorunlar oluşabilir. Peki neler yapmalıyız? Daha önceleri başlatmış olduğumuz işleri bitiriyoruz. Yine daha önceleri kaçırmış olduğumuz işler tekrar karşımıza çıkabilir. Eski eşimiz, eski aşkımız, eski arkadaşımız, daha önceleri kırıldığımız kişiler varsa tekrar karşımıza çıkabilir, barışabiliriz. Daha çok gerileme demek eski konuların, eski kişilerin tekrar hayatımıza gelmesi demek. Fakat yeni girişimlerde bulunmamakta fayda var. Ve burçları nasıl etkileyecek teker teker anlatacağım. Hangi alanlara dikkat etmeniz gerekiyor, hangi alanlarda yeni girişimlerde bulunmamanız gerekiyor ve daha önceleri başlatmış olduğunuz işleri bitirmeniz gerekiyor. Birazdan Koç'la yayınımıza devam ediyoruz. Ekran başından ayrılma yok. Görüşmek üzere.